Arkadaşlar bugün deneme analizinden bahsedeceğim. Bir denemeyi çözdükten sonra yaklaşık bir saat daha bundan faydalanabiliriz. Yani işte kontrol edebiliriz, başka şeyler yapabiliriz. Bu deneme analizini nasıl yaparız, nasıl bize en faydalı olur biraz bundan bahsetmek istiyorum. Hazır denemelere de yoğunlaşacağımız bir süreç. Böyle faydalı olur diye düşünüyorum. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar deneme çözerken eğer işaret koyuyorsunuzdur eminim. Yani emin olmadıklarınıza ve boş bıraktıklarınızı falan belirtiyorsunuzdur. Deneme bittikten sonra ilk olarak yanlışlarınıza bir bakarsınız. Neden yanlış yapmışsınız ya da nasıl düzeltebilirdiniz? Arada kalıp mı yanlış yapmışsınız? Bunları iyice bir incelersiniz. Bunu yine arkadaşlarınızla da yaparsınız. Yapabilirsiniz eğer hani okulda ortak deneme çözüldüğünde falan. Bu şekilde yanlış yaptığınız soruları incelersiniz. Ama burada bir nokta daha var. Arada kalıp doğru yaptığınız soruları da incelemeniz lazım. Yani atıyorum iki şık arasında kaldınız. Türkçe'de olur ya da fende bir bilgiyi hatırladınız, hatırlayamadınız, emin olmadınız. Böyle hafif bir sallamalı bir işaretleme yaparız genelde. Bunları da kontrol edebilmek lazım. Yani işaretleyip doğru yaptıklarınıza nasıl doğru sonuca ulaştığınıza bir bakın derim. Özellikle Türkçe'de. Türkçe'de sadece yanlış yaptığınıza bakarsanız bu sizi bir yere kadar götürüyor ama doğruyu da nasıl yaptığınıza bakabilirsiniz. Bence zorlandığınız her soruya bir kez daha bakabilirsiniz. Zaten çok zaman almaz emin olun. Çünkü sorular artık aklınızda kalıyor. Yani uzun süre uğraştığınız için soruların çoğu aklınızda kalıyor. Açtığınız denemeyi kontrol ediyorsunuz. İşte iki şık arasında kaldığınızı da incelediniz. Burada bilgi eksiği olduğunu düşündüğünüz konuları yazmanız lazım. Ya aslında benim listelerim vardı. Konu listeleri vardı. Yanlış yaptığım her bir dersin her bir konusuna yanına çizgi atıyordum. İşte atıyorum yanına 5-6 tane çizgi attıysam yakın zamanda demek ki bu konuda eksiğim var deyip çalışabiliyordum. Yani konuları tespit etmek kalıyor yanlışlarınızda. Bunu yapabilirsiniz. Soruları ben kesip biriktirirdim. Yani hatta kesip dosyalardım. Onu da bir videomda anlatmıştım. Buraya eklerim. Öyle bir dosyalama yapabilirsiniz. Bunlar aslında zaman alıyor ama bir o kadar da faydalı. Bunu söyleyeyim. Bir diğer mevzuda arkadaşlar zaman. Yani siz neye ne kadar zaman ayırdınız? Yanınıza bir süre ölçecek bir şey alırsınız. Telefonunuzu falan alabilirsiniz. Ama tavsiyem duvar saati tarzında bir şey kullanmanız. Çünkü gerçek sınavda da duvar saati olacak. Dijitalle analog arasında karışmasın. Süre ölçüp hangi derse ne kadar zaman ayırdığınıza bir bakın. Özellikle TYT için bu zaten daha önemli. Hangi ders fazla sürüyor? Hangi ders kısa sürüyor? Ya da işte farklı deneme formları da deneyin demiştik. Hangisinde süre daha kullanışlı tarzında bir inceleme yapabilirsiniz. Bunların hepsini arkadaşlar yanıma getirmemişim ama bir deftere kaydedebilirsiniz. Sorularınızı dosyalara biriktirebilirsiniz. Bu şekilde bir çalışma yapabilirsiniz. Bu gerçekten çok faydalı. Şey de çok faydalıdır. Aynı denemeyi çözen arkadaşlarınızla yorumlamanız. Mesela bazen açık konuşalım. Denemelerin kalitesi çok iyi olmayabiliyor. Alel acele hazırlanmış gibi sorular oluyor bazen. Bunu hocalar da size söyler. Ya bu soru çok kaliteli hazırlanmamış derler. Tabi bu bahane değil. Bizim her türlü soruyu iyi düşünmemiz lazım. Adam kötü bile yazsa. Bu tarz denemeleri arkadaşlarınızla konuştuğunuzda anlarsınız. Bir de çok kaliteli sorular vardır. Mesela siz doğru yapmasınızdır ama arkadaşınız bu şeye düşmüştür falan. Dikkat hatasına falan düşmüşlerdir mesela. Bu noktaları tespit etmeniz önemli. Yani ben çalışmanın öyle klasik soru çözüp geçme olduğunu düşünmüyorum. Buradaki gibi bir yoğun bir analiz yapabilirsiniz. Tabi bunlar benim yaptığım şeylerde, arkadaşlarımın yaptığı şeylerde. Siz belki bunun üzerine bir şeyler daha katacaksınız. Bu şekilde deneme analizini yapabilirsiniz. Videoyu da bir sözle bitirmek istiyorum arkadaşlar. Sözün kimin olduğunu hatırlamıyorum ama hayallerinizin peşinden koşarsanız elbet bir gün yorulacaktır diyordu. Ve bu şekilde daima devam ettiğiniz zaman arkadaşlar inşallah tüm hedeflerinize, hayallerinize ulaşırsınız. Hepinize de iyi çalışmalar. Hoşça kalın.